Merhaba. Bu videoda yere bırakılan veya yerden kaldırılan cisimlerle ne kadarlık iş yapıldığını hesaplayalım mı? Hadi hesaplayalım. Konuyla ilgili çözeceğimiz iki problem olacak. İlki şu. Kütlesi 5 kilogram olan bir dumbbell 10 metre yükseklikten yere bırakılıyor. Yer çekiminin dumbbell üzerinde yaptığı işi hesaplayınız. Ve burada G'yi yani yer çekimini 10 metre bölü saniye kare olarak alıyoruz. Problemde anlatılan durumu şöyle bir görselle daha anlaşılır hale getirebiliriz. İşte dumbbellımız bu. Problemde kütlesi 5 kilogram olarak verilmiş. Ve yine problemde anlatıldığına göre 10 metre yükseklikten kendi ağırlığıyla yere bırakılıyor. Bırakılınca da yer çekiminin etkisiyle yere düşecektir öyle değil mi? Burada yer çekiminin yere düşen dambıl üzerinde ne kadarlık iş yaptığını hesaplamamız bekleniyor. Hmm. O halde işe problemde verilenleri şuraya yazarak başlayalım. Dambılın kütlesini biliyoruz. Ne kadarmış? 5 kilogram. O halde m'yi yani kütleyi 5 kilogram olarak yazabiliriz. Dambılın yere düştüğü yükseklik için ne deniyor? 10 metre. Onu da küçük h harfiyle belirtelim. H eşittir 10 metre. Peki, G'nin yani yer çekiminin değeri ne olarak verilmiş? Saniye karede 10 metre. O halde G eşittir 10 metre bölü saniye kare. Peki, sizce verilen bu değerlerle yer çekiminin dumbbell üzerinde yaptığı işi nasıl hesaplarız? İzlediyseniz önceki videolardan hatırlıyorsunuzdur. Ne demiştik? Bir kuvvetin bir cisim üzerinde yaptığı iş, cisme etki eden kuvvetle cismin değiştirdiği yerin yani aldığı yolun çarpımına eşittir. Şimdiki örneklerimizde söz konusu cisim bu dumbbell. Dumbbell'a etki eden ve yaptığı işi hesaplamamız istenen kuvvetse yer çekimi kuvveti. O halde burada yer çekiminin dambıla uyguladığı kuvveti dambılın değiştirdiği yerle çarparsak ortaya çıkan işi hesaplayabiliriz öyle değil mi? İsterseniz videoyu tam bu noktada durdurup çözüm üzerinde biraz düşünebilirsiniz. Pekala bir bakalım. Şimdi Dumble'ın ne kadar yer değiştirdiğini zaten biliyoruz yere 10 metrelik yükseklikten düşüyor yani küçük s harfiyle ifade ettiğimiz yer değiştirme değeri 10 metre. O halde burada bilmemiz gereken tek şey dambıla etki eden kuvvetin değeri. Onu hesaplayabilirsek formüldeki her şeyi yerli yerine koymuş olacağız. Burada büyük F harfiyle ifade edilen kuvvet nedir? Yer çekimi kuvveti değil mi? Peki yer çekimi kuvvetini nasıl hesaplayacağımızı biliyor muyuz? Evet, biliyoruz. Görselimizdeki dambılı şöyle biraz ortalara çekelim de yere düşüyormuş gibi görürüz. Evet, işte oldu. Biliyoruz ki herhangi bir cisme etki eden yer çekimi kuvveti o cismin kütlesiyle g'nin yani verilen yer çekimi kuvveti değerinin birbiriyle çarpımına eşittir. Kuvvet ve yer değiştirmeyi bildiğimize göre formülümüzde yerine koyalım. Cisme etki eden kuvvet eşittir kütle çarpı yer çekimi. Cismin değiştirdiği yer ise burada verilen yükseklik. Bu noktada dikkat etmemiz gereken şey yapılan işin pozitif veya negatif olabileceği. Hatırlayacağınız gibi kuvvet ve yer değiştirme yönü aynıysa pozitif, birbirine zıtsa negatif oluyordu. Peki bu örnekte durum ne? Pozitif mi, negatif mi? Dumble'a etki eden kuvvet aşağı yönde. Dumble da aşağı doğru yer değiştiriyor. Şu durumda yapılan iş de pozitif oluyor. Bu noktada bir şey sormak istiyorum. Ya bu dumbbell'ı yukarı doğru fırlatmış olsaydık? Böyle bir durumda yer çekimi dumbbell'a yine aşağı yönlü bir kuvvet uygulayacaktı. Ne de olsa yer çekimi her zaman aşağıya doğru çeker. Bununla birlikte dumbbellımız fırlatma anında uygulanan kuvvetin etkisiyle yukarıya doğru hareket edecekti. Yani yer çekiminin uyguladığı kuvvetin tam aksi yönünde. Böyle bir durumda kuvvet ve yer değiştirme birbirine zıt yönde olacağı için yer çekiminin yukarı doğru fırlatılan dumbbell üzerinde yaptığı iş de negatif olacaktı. Ama tabii şu andaki durum farklı. Biz yer çekiminin 10 metreden düşen bir dambıl üzerinde ne kadarlık iş yaptığını hesaplıyoruz. Ve burada yer çekimi dambıl üzerinde pozitif bir iş yapıyor. Evet, artık değerleri yerine koyup problemin çözümüne devam edebiliriz. İsterseniz kendiniz devam edebilirsiniz. Hadi bu defa farklı bir renk kullanalım. Yapılan işi ifade eden büyük W harfini yazdım. Pekala. Cisme yani Dumble'a etki eden kuvveti bulmak için cismin kütlesiyle yer çekimi kuvvet değerini çarpmamız gerekiyordu. Öyle değil mi? Kütle 5 kilogram çarpı yer çekimi kuvveti. Saniye karede 10 metre yani 10 metre bölü saniye kare. Ve bu ikisinin çarpımından elde edeceğimiz sonucu da yer değiştirme değeriyle, yani buradaki yükseklikle çarpacağız. O halde h'nin yerine de 10 yazabiliriz. 10 metre. Şu durumda yapılan iş eşittir. 5 kere 10 50. 50 kere 10 500. Birimleri de yazalım. Kilogram metre bölü saniye kare. Bunu ayıralım. Bu kuvvetin birimi çarpı metre. Kilogram metre bölü saniye kare. Kuvvet birimi olduğu için bunu Newton şeklinde yazabiliriz. 500 Newton çarpı metre. Yani burada yer çekimi dumbbell üzerinde 500 newton metrelik bir iş yapmış. Bununla birlikte newton metrenin fizikte daha kısa bir karşılığı var. Joule. Demek istediğim bu örnekte yapılan işi 500 joule olarak da ifade edebiliriz. 500 joule'lük pozitif bir iş. Pekala, hadi diğer sorumuza geçelim. Bir kadın kaldırdığı 20 kilogramlık halteri aşağıda gösterildiği gibi yavaşça 0,2 metre indiriyor. Kadının halter üzerinde yaptığı işi hesaplayınız. Yer çekimi yine 10 metre bölü saniye kare. Evet bu hanımefendi belli ki ağırlık çalışıyor. Halteri tam kaldırmış. Fakat sonra biraz indiriyor. Onu da hemen şöyle gösterelim. Evet az evvel tam kaldırdığı halter şimdi göz hizasında. Bu hanımefendinin 0,2 metre indirdiği halterle yaptığı işi hesaplamamız isteniyor. Peki elimizde neler var? Halterin kütlesini biliyoruz. 20 kilogram. Halterin ne kadar yer değiştirdiğini de biliyoruz. Buna da öncekinde olduğu gibi h diyelim. Yani yükseklik h eşittir 0,2 metre. Ve son olarak g yani yer çekimi kuvveti yine 10 metre bölü saniye kare. Burada yapılan işi yine aynı formülü kullanarak hesaplayacağız. Yani cisme etki eden kuvvetle cismin değiştirdiği yeri birbiriyle çarpacağız. Evet. Cismin ne kadar yer değiştirdiğini biliyoruz demiştik. 0,2 metre. Peki ya kuvvet? Burada hanımefendinin halterle ne kadarlık bir iş yaptığını hesaplayacağız. Yani bu defa sadece yer çekimini değil bu hanımefendinin uyguladığı kuvveti de hesaba dahil etmemiz gerekecek. Peki bunu nasıl yapacağız? Aslında şurada bir ipucu verilmiş. Diyor ki 20 kilogramlık halteri yavaşça 0,2 metre indiriyor. Yavaşça. Yani herhangi bir ivmelenme olmadan sabit bir hızla indiriyor. Böyle düşünün. Kuvveti ve yönünü bulabildiniz mi? İsterseniz videoyu burada durdurup biraz düşünün. Pekala, hadi çözelim. Şimdi diyelim ki halter şuralarda bir yerde. Henüz ineceği seviyeye varmamış. Hala hareket halinde. Haltere yer çekimi kuvvetinin etki ettiğini ve bunun aşağı yönlü olduğunu biliyoruz. Burada mg olarak gösterdiğimiz şey. Fakat bu halter aşağı doğru yavaş yavaş sabit bir hızla alçalıyor. Yani ortada bir ivme yok. Şu durumda haltere etki eden bu iki kuvvet yer çekimi ve bu hanımefendinin uyguladığı kuvvet dengelenmiş olmalı öyle değil mi aksi halde halter hızlanarak ivme kazanarak alçalırdı bu hanımefendi birebir yer çekiminin uyguladığı kuvveti karşı yönde uygulayarak halteri indiriyor böylece yer çekimi kuvvetini bir anlamda dengeleyerek halterin sabit bir hızla aşağıya inmesini sağlıyor şu halde uyguladığı kuvvet halterin ağırlığına dolayısıyla buradaki mg'ye eşit olmalı. Tabii bu noktada aklınıza şöyle bir şey gelmiş olabilir. Bu iki kuvvet birbirine eşitse ve denge halindeyse halter nasıl oluyor da aşağı iniyor? Niye en yukarıdaki pozisyonunda kalmıyor? Bence bu çok güzel bir soru. Şöyle izah edeyim. Hanımefendi halteri indirmeye başladığı anda yani halter hala en yukarıdaki pozisyonundayken uyguladığı kuvvet yerçekimi kuvvetinin azıcık altına düşüyor. Çok az. Bunun sonucu olarak da yerçekimi kuvveti anlık olarak galip geliyor ve halter aşağı doğru hareket etmeye başlıyor. Aslında bunu şöyle de ifade edebiliriz. Hanımefendi tepe noktasındaki haltere çok kısa bir süreliğine Anlık olarak yerçekiminden daha az kuvvet uyguluyor ve onun aşağı doğru yapacağı harekete başlamasını sağlıyor. Halter aşağı doğru hareketine başladığı anda da ivmelenmesine izin vermeyecek ölçüde kuvvet uyguluyor ki halter o seviyeye sabit bir hızda insin. Böylelikle yerçekimi kuvvetinin yol açacağı ivmelenme bir bakıma devre dışı kalmış oluyor. Öyle değil mi? Halterin en üst noktada aşağı yönlü hareketine başladığı durumun tam tersi, belirtilen seviyede durdurulduğu an yaşanıyor. Hanımefendi sabit bir hızla 0,2 metre aşağı indirdiği halteri o seviyede durdurmak için anlık olarak yer çekiminden birazcık daha fazla kuvvet uyguluyor. Yani yer çekimine karşı uygulanan kuvvet yukarıda anlık olarak daha azken aşağıda anlık olarak daha fazla. Bu iki nokta arasında ise halterin ağırlığına eşit. Buradan da şu sonucu çıkarıyoruz. Kaldırdığımız bir cismi sabit bir hızla belirli bir seviyeye indirmek istiyorsak, hareket halindeki cisme uyguladığımız kuvvet o cismin ağırlığına eşit olmalı. Hadi elimizdeki verileri yerine koyup şu problemi çözelim. Artık hareketin neredeyse tamamında uygulanan kuvvetin halterin ağırlığına eşit olduğunu biliyoruz. Bu da mg çarpı h demek. Fakat burada dikkat etmemiz gereken şey, burada yapılan işin pozitif mi yoksa negatif mi oldu? Bu örnekte yukarı yönlü uygulanan bir kuvvet söz konusu. Ve burada bizi ilgilendiren de bu hanımefendinin haltere uyguladığı kuvvet. Çünkü onun yaptığı işi hesaplıyoruz. Gel gelelim uygulanan kuvvet yukarı yönlü olmasına rağmen cisim yani bu örnekte halter aşağı yönlü yer değiştiriyor. Şu durumda yapılan iş de negatif oluyor değil mi? Evet işte buna çok dikkat etmemiz gerek. O halde elimizdeki mg ve h değerlerini çabucak yerine koyup yapılan bu negatif işi hesaplayalım. 10 çarpı 0,2 2 eder. 2 çarpı 20, 40 eder. Yapılan iş negatif olduğundan eksi 40 diyoruz. Buradaki kuvvet birimimiz Newton metre olduğundan o da jule e eşit olduğundan cevap eksi 40 jül. Yani bu hanımefendi 20 kilogram ağırlığındaki halteri 0,2 metre aşağı indirerek eksi 40 jüllük bir iş yapmış bir cismi kaldırıyor veya indiriyorken uyguladığımız kuvvet o cismin ağırlığına eşit ve ona etki eden yer çekimi kuvvetinin aksi yönünde oluyor. Bana kalırsa tüm bu anlattıklarımın arasında en kayda değer olanı bu.